Ben... Yani olacak iş değil. Yani bir de Türk televizyonunda Metallica çalıyor ve senden başka birisi olmazsa der ki herkes, ya Türk televizyonu abi, bizim televizyonumuz, bizim meselelerimiz geçerli. Yani ulen Metallica çalıyor, sen buna böyle, evet, böyle bir şeyler yapıyorsun filan ve millet böyle bakıyor. Ne oluyor? Yani bu korkunç bir şey. Sen bir televizyon sihri var sende. Bir kamerayla ilgili bir sihir var sende. Evet. Bu sihir sende var. Bu sihir manyakça bir şey. Yani insanlar anlamlandıramadılar. Ya bir Nur Yerlitaş var, bu nedir abi falan filan. Herkes birbiriyle konuşuyor. Ne yapıyor kadın? İşte yorum yapıyor. Efendim en tarihin şöyledir, böyledir filan. Bunun üzerine en sonunda Doruk'a çıktı. Metallica şarkısıyla, o yüzden bunu seçtim. Metallica şarkısıyla Doruk'a çıktı. Yani dedi ki Nur Yerlitaş, ben size o kadar acayip bir şey veririm ki siz yine de bana bakarsınız. Yani göğüslerimi açmam, bacaklarımı göstermem. Yok, şişko. Efendim, şişko mu? Ne şişkosu? Olsun ya. Şişko, yine şişko olsam umurumda değil. Umurumda değil. Evet, bebeğim benim. Hiç evet, umurumda hakikaten değil. Hakikaten harikulade. O programda ben olmasam olmazdı. Olmazdı. Evet, şimdi diyorsunuz ki, şekerim benim, şimdi bana bir röportajdan bu galiba, şimdi bana aylık 1 milyon lira verseler ekrana çıkmam. Net bir şekilde hayır derim, dönmem, televizyon yıldızlığı bitti. Sonra diyorsunuz ki, kendime hep kızıyorum. Neden 3 yıl yaptığım moda programında kendimi o kadar yordum, yıprattım, üzdüm, sıkıntıyı içime evet. attım? Evet, şöyle bir şey oldu. Sürekli buram ağrıyordu. Devamlı buram ağrıyordu. Ben dedim bırakıyorum işi kendime. Sevgili yapımcıma dedim ki ben gidiyorum. Nur sen gidersen olmaz bu program. Dedim ki gidiyorum, bak intihar ederim dedim numaradan tabii. Ve gittim, dedim benim panik atam var dedim. Bıraktım 2,5 ay. Zaten bitti program. 2,5 ay ben yoktum. 2,5 ay sonra bitecekti. Benim hep başım ağrıdı ve iştahım kesildi. Meğer ben hastalanmışım. Panik atak diye dolandım. Hatta psikoloğum da bilir, hep aynı kişiydi. Bana bir ilaç veriyordu ama hep uyumak istiyordum, hep buram ağrıyordu. Artık ölüme yaklaşmışım. Bunu kendi ameliyatımı yapan profesör söyledi. Nurcuğum senin ameliyatına girerken korkuyla girdim. Ama çıkarken dedi, gülerek çıktım dedi. Ondan sonra işte 2 ay sonra bir sene olacak. İkinci ameliyatım da var, 2 tane biliyorsun. Takdir-i ilahi, hamdü senalar olsun diyorum. Böyle olmuş ve ben kendimi panik atak hastasıyım diye böyle sessiz, sakin, sakin bir kadındım. Hafif bir deliliğim de vardı. Hep delisindir biliyorum. Tabii deli olmasam o elbiseleri nasıl yapacağım? Ama şimdi deli mi? Şimdi deli falan da değilim. Ben sana çok bak. Ben Doruk'un, bilirsin beni, tanırsın biliyorum, yani. Biliyorum. Yıllarca sana hayran oldum. Şöyle ki alternatifin yok yani. Hayran oldum. Sen nasıl bir televizyoncusun ve nasıl bir şeysin Rabbim yani. Vallahi doğru söylüyorum. Beni bilirsin ahlakımı. Biliyorum. Ben öyle şey olsun aman geldi değil. Her zaman hayranlık duyduğum için o büyük tutku sana gelemiyordum işte. Çünkü niye? Yanında da şey olacağım o programda çünkü. O programdaki adam, çocuk, genç, delikanlı. Yıllarca sana hayran oldum. Canım benim çok da tatlı babasın. Evladım var, çok öpüyorum. Canım benim gerçekten bak o kadar duygulandım ki. Hele en duygulu süremi yaşıyorum. Çok duygulu yaşıyorum. Ben... Peki. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu mutlaka bizim tarihimizde
bu programın, bu kaydın bir yeri olacak. Şimdi özellikle televizyondan bir şöhret arzusu içinde olanlar ya da genelde şöhretin her şeyi çözeceğini düşünenler, herhangi bir meslek erbabı olabilir. Nur'un sözleri çok güzel. Size biraz söz etmek istiyorum. Mesela diyor ki, bir zamanlar ekran ve reklamların en çok kazanan yıldızıydım. Şöhret, para, güç, hırs o kadar boşmuş ki bunu sağlığımı kaybettiğimde anladım diyor. Sonra diyor ki yine, hayatım sürekli film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Kimseye kırgın değilim ama ciddi temizlik yaptım. Şimdi bunlar çok güzel sözler. Yani bu yine televizyonlardan yayınlanan bir programda bunların söylenmesi çok önemli. Çünkü herkesin kendini tanıtmak gibi bir derdi var. Nasıl tanıtıyor insanlar kendilerini? Diyorlar ki işte ben o kadar güzelim ki, ben o kadar kaslı bir vücuda sahibim ki, ben o kadar para sahibiyim ki, ben o kadar seksiyim ki, ben o kadar akıllıyım ki filan. Fakat Nur bize bu gece bir şey söylemeye geldi buraya. Bize söylediği şey şu. Ki ona soracağım şimdi bize ne söylemeye geldi. Ben ne söylemek istediğini biliyorum. Çünkü her şeyini insanlarla beraber yaşayan, biliyorum son zamanlarda yakın dostlarına Instagram'da görüyorum fotoğraflarını, onların sana kol kanat gerdiğini görüyorum, onlarla beraber belki vur patlasın, çal oynasın bir eğlence değil ama gerçek bir dostluk yaptığını görüyorum, yani yakınlaşma yaşadığını görüyorum. Çok az kişiler. Evet. Neyin değerli olduğunu, neyin güzel olduğunu insanlara anlattığını görüyorum. Ben çok etkileniyorum o fotoğraflardan. Çok etkileniyorum yani senin yanında olan insanlardan. Ve tabii ki o bir bana şey gibi geliyor. Ne düşünüyorsun ve ne söyleniyor sana bilmiyorum ama galiba kötü günler biraz geride kaldı gibi geliyor. Şöyle bir şey oldu, hayatımdan çok ilişkiyi, çok numaraları sildim, çok az. Ailemden Allah razı olsun, kız kardeşim, eşi, erkek kardeşim, eşi, kuzenlerim, bütün sülale. Önce Allah onlardan razı olsun. Bir de 3-4 aile var dostlarım, Allah onlardan da razı olsun. Şöyle bir şey var, kimseye kinim de yok. Sadece ve sadece daha dikkatli yaşamaya başladım. Yani kötü günler geride kaldı ama. Evet, ben çok çalıştım, çok mücadele verdim. O kadar hayat mücadelesi verdim ki. Valiz ticareti yapıyorduk. Adı eskiden oydu. Türkiye'de yasaktı. Butikçiydi. Ben İtalyalarda, Türk Hava Yolları'nda yasaklanınca otobüslerle gelinirdi. Yani öyleydi. Evet, evet. Ondan sonra çok mücadele verdim. Nur Yerlitaş oldum. Elbiseler diktim. O kadar mücadele. O zaman böyle reklamlar, şeyler yoktu yani. Ondan sonra artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce diyorum ki sağlığım, huzurum diyorum. Dikkat edersen senden güzel bir kız olarak söz ediyorum. Ay canımın içi, çok heyecanlandım. O kadar heyecanlıyım ki bak yıllardır evet. Sen beni her zaman davet etmişsindir programına. Ben de demişimdir ki ya sana, ben sana gelemem. O kadar sevdiğim, çünkü çok heyecanlandığım için. Hakikaten şimdi senin karşındayım diye böyle konuşmuyorum. Ben zor
Beğenirim, yani tutarım. Hakikaten çok muhteşem bir insansın. Gerçekten bak, bunu bütün kalbimle söylüyorum. Müthiş bir sanatçısın. Seni yıllarca izledim. Gurur duydum. Geceler boyunca telefonla konuştuk. Neler şeydi, reklam evet, arasında evet, konuşuyorduk. Aynen. Canım benim. Aynen. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Merhabalar. Beraber olduğumuz için. Evet, harikulade. Harikulade. Çok heyecanlı. Ne kadar güzel, bir yandan da daha kiloluydun. Evet, bir rahatsızlık oldu ama bundan sonra çok sıskalaştın. Yani aslında biraz daha kilo alabiliriz bundan sonrasında. İnşallah. İnşallah. Çünkü içtiğim çok ilaçlar var biliyorsun. Evet, evet, tedavideyim. Evet. Yemek yedirmeyen şeyler var. Çok enteresan. Sen hatırla, benim evde bayılmıştın yeme. Sen mi bunu yaptın demiştin. Evet. Ben... Ne yiyorduk senin evde? Evet, evet. Ay canım benim. Şimdi tabii ben geceleri programdan sonra, tabii ki bu televizyon programları şimdiki gibi YouTube şu bu filan yok. Tabii. Herkes oturup bizi seyrediyor. Özellikle talk show'lar canlı olarak yapılıyor. Ondan sonra ben bir takım evlere gidiyorum. Düşünün. Evlere gidiyorum. Ama Nur Yerlitaş'a da gittim. Beni. Nur Yerlitaş'a gittiğim zaman tabii sevişmiyoruz, yemek yiyoruz. Yani düşün ki ben ne kadar efendi bir insanım, değil mi? Ondan sonra şimdi bir programı bitirmişsin. Efendim herkes seni alkışlıyor falan filan. Nereye gidiyorsun? Gelsene bize. Var. Ben diyorum ki Nur'a gidiyorum. Ay canım diyorum. Benim. Nur'a gidiyorum. Nur'da canım. Oturuyoruz. Sürekli yiyoruz. Hebele hebele hebele. Ay evet, sürekli falan. Ama. Ben evet. Türk işi köftemiz, evet. Pilavla, sen bana hiç unutmuyorum. Bunları sen mi yapıyorsun dedim. Evet. Vallahi ben yapıyorum evet. dedim. Evet. Çünkü annemi çok takip ettim çocukluğumda. Hmm. Biz aile olarak. Ama Beyaz Öztürk nerelere gidiyordu da ben sana geliyordum. Ay canımın içisin sen. Canım o nerelere gidiyor? Hiç sana geldim ama Beyaz Öztürk. Beyazıt yok. Gelmedi. Gelmedi, hayır. Gelmedi. Gelmedi. Yani kimin daha ana kuzusu olduğu belli değil. Yani değil mi? Biz babam yiyoruz. Evet, evet, yiyorduk ama küçük dedikodular yapıyorduk. Yapıyorduk, evet. Çok küçük, eğlenceli. Küçük, eğlenceli. Seninle konuşmak her zaman çok eğlenceli. Her zaman hem iki şey yaptın. Birincisi, Türkiye'de modada çok önemli bir şeyler yaptın. Sonra da bütün bu kadın, tabii ki bu kadın kabına sığamadı. Oradan televizyona taştı. Televizyonda da herkesin konusu oldu. Yani o programlar yayınlandı. Herkes senden bahsetti. Herkes senden konuşuyor, senden konuşuyor, senden konuşuyor. Demek ki sende bir jeni var ki, bir şey var ki herkes bu kadar bahsediyor. Çünkü çok kozmopolit bir ortam. Sosyetesi var, sanatçısı var, zengini var, osu var, görgüsüz var, görgülüsü var. Yani öyle bir hayatla yaşıyorum ki hani işimde. Şu an şeyim, para, pul, hiçbir şey umurumda değil yani. İnan bak, yemin ederim, sağlık. Evet, kesin. Sadece kesin. Sağlık değil, bir de galiba... Dostluk ve hayatta değen şeyler. Evet. En önemlisi bu. Hayatta değen şeyler. Zaten onun için gözlerim doldu. Hayatta değen şeyler. Evet. Bir de başka bir şey var tabii ki. Bunu unutmayalım. Biz bir modern dünyada yaşıyoruz. Evet. Modern dünyada unutmayınız ki hepimiz er ya da geç kanser olacağız. Başka bir şey olmayacağız. Yani... ölmek için nezle olmayacağız biliyorsunuz ki. Yani hepimiz aynı şey başımıza gelecek. Ve mutlaka birilerinin bu toplumda önemli olmuş kişilerin bize referans olması gerekiyor. Yani evet. demeleri gerekiyor ki, ebe birader
Parayı, pulu, şöhreti, bütün bu aptallıkları sil at. Ailene sahip çık, dostlarına sahip çık, memleketine sahip çık, çocuklara sahip çık. Birilerinin bize bunu söylemesi gerekiyor mutlaka. Evet. Kesinlikle. Allah'tan aileme çok çok düşkündüm Allah'tan. Zaten annemi kaybettikten sonra televizyona başladım. O annem 73 yaşında vefat etti. Annemin üzüntüsüyle o programı yapıyordum ben. Bu hastalıktan sonra başka bir nur oldum. Evet. Başka bir nur oldum. Ciddileştin. Ciddileştin kesinlikle. Yani kesinlikle. Yok artık her şeyden şöyle korkuyorum. Aman aman diyorum yani. Ay istemiyorum görmek, konuşmak. Allah herkese iyilik versin. Evet. Çok kötülük gördüm, çok yanlışlar gördüm. Herkese Allah'a havale ediyorum. Ay ağlayacağım ya. Sen beni nasıl duygulandırıyorsun ya? Yemin ediyorum duygulanıyorum ben. Peki. Canım peki. Benim. Harikuladesin. Canım benim. Nur Yerlitaş'ı uğurlayacağız. Onu daha fazla yormayacağız ama bütün seyircilerimiz seni alkışlayacaklar şimdi uğurlarken. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Artık bundan sonrasını senin evde görüşeceğiz. Ay görüşeceğiz canım benim. Ve ayrıca buradan ben de Instagram'dayım. Orada o kadar binlerce insan bana şifa diliyor ki buradan onlara Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür borcum var yani. Hiç tanımadığım insanlar, Allah razı olsun. Canım benim, harikasın, muhteşemsin. Gerçekten öyle. Ya yapmıyorum, biliyorum. Sen beni iyi tanırsın. Çok iyi biliyorum. Sen çok serttir. Çok serttir. Hiç. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz.